Peki ilerleyen günlerde halk arası tekrar gündeme gelebilir mi? Ne dersiniz? Ya onu bilemem. Artık o Diageo'nun vereceği bir karardır. Hiç daha oraları konuşmaya gelmedik yani. Daha başındayız Çok diyorsunuz. daha çok başındayız daha. Peki şimdi 2,1 milyar dolarlık satın alma Diageo'nun 10 yıllık dönemde gerçekleştirdiği en büyük satın alma. Bunda ne etkili oldu, ne dersiniz? Evet, ben de öyle duydum. En son bu çapta büyük satın almayı sanırım 10 veya 15 sene önce yapmışlar. Yani burada biraz önce bahsettiğim gibi tabii çok faktör var. Türkiye'nin ekonomisinin şu anda olunduğu, Türkiye'ye baktığınız zaman dünyada 4-5 tane emerging market dediğimiz gelişmekte olan pazarlar var. İşte bu Türkiye, Brezilya, Rusya, Çin ve Hindistan. Fakat Avrupa'ya en yakın olan demografisi, makro ekonomisi şu anda en iyi durumda olan pazarlardan bir tanesi Türkiye. Bence bu Diageo'nun tabii çok fazla bilmiyorum ama onların da anlattıklarından duyduğum kadar böyle bir gelişmekte olan ülkeye bir yatırım yapılma stratejisi olabileceğini düşünüyorum. İkincisi MHK'nin kendi markaları şu anda çok iyi konumda. İşte sizler bizleri takip ediyorsunuz. Çok eski bir şirket değiliz biz. Yani şunun şurasında 7 yıllık bir şirketiz ama bu dönem zarfında yapılan birçok inovasyonlar var, yeni ürünler var, lansmanlar var. Şarap kategorisinin baştan yapılanması var. İhracatın iki misli arttırılması var. Bütün bunlar bir şekilde dikkat çekiyor tabii ki. Bir de tabii onların kendi markalarının burada güçlü satış ve dağıtım sisteminde ciddi bir şekilde tüketiciyle bulaşma potansiyelini de düşündükleri zaman herhalde bu ciddi yatırımı yapmak mantıklı ve feasible gelmiştir diye düşünüyorum. Şimdi 7 yıl, 7 sizin için uğurlu rakam herhalde. 7 yılda rakamı da fiyatı da 7'ye katladınız. Öyle Önünüzdeki gözüküyor. hedef ne? Şöyle önümüzdeki 15 yıl. Valla yani 15 yıl 10 çok ya da uzun 5, rakam. hani Tabii 5 yıl diyelim. ki yani burada bizler baktığımız zaman ilk baştan kurulduğumuz zaman kendimize çok agresif bir vizyon seçmiştik. Yani takım olarak. Bizler hem Türkiye pazarında başarılı bir şirket olmak isterken yurt dışında da önemli bir oyuncu olmak istiyorduk. Özellikle yeni rakı markamızı bir dünya markası yapmak istiyorduk. Dolayısıyla bu vizyonumuzdan vazgeçmiş değiliz. Hakikaten yeni rakı markamızı bir dünya markası olarak görmek istiyoruz ve bununla ilgili de birçok stratejilerimiz var. Bu satın alma bence bu konuda çok yardımcı olacaktır. Bize çok büyük faydası olacaktır. Diğer hedef olarak tabii ki Diageo'nun global markalarının Türkiye'de çok daha fazla tüketiciyle ulaşabilmesi ve o markaların burada gelişebilmesi. Onun yanı sıra biraz önce bahsettiğimiz gibi buradan Türk Cumhuriyetlerine belki Diageo bizi bir basamak olarak kullanıp hem kendi ürünlerimizi hem de Diageo'nun global ürünlerinin oralarda daha mikro pazarlamasının yapılması önümüzdeki yıllar için hedefler olabilir. Peki Tap DK'nın son kararı pazarlığınızı nasıl etkiledi mi? Biraz da bunu bize anlatırsanız. Çünkü tam biz onu tartışıyorduk ki hani böyle büyük bir satın alma, dünyanın en büyük alkollü içecekler üreticisi geliyor Türkiye'den, MHK'yi satın alıyor yüksek bir fiyata. Şimdi tabii ki etkilemediği ortada. Yani Tap DK'nın çıkardığı kısıtlayıcı faktörleri hepimiz biliyoruz. Bunlara rağmen geldiğine göre çok fazla etkilenmemiş gibi gözüküyorlar. Şimdi tabii bütün dünyada alkol içki sektörleri regüle edilir, edilmelidir de. Biz zaten MHK'yi aldığımız zaman TAPDK yeni kurulmuştu. Ve o zamanki başkanı bizler sektör olarak kendimiz daha ortada hiçbir şey yokken biz bunları yapmayacağız. Şu şeylerden imtina edeceğiz şeklinde sektör olarak zaten kendi kısıtlamalarımızı TAPDK'ya bundan 7 sene önce bildirmiştik. Tabii şu anki kısıtlamalar biraz fazla. Fakat yani basında gördüğüm kadar sanırım oradan da acaba biraz fazla mı yaptık diye çeşitli yorumlar gelmeye başladı. Zaten şu anda bir kere bütün sektör, bütün endüstri, şarapçılar olsun, biracılar olsun, rakıcılar olsun, artı Restorancılar Derneği, artı Ankara Barosu bu yayınlanan yönetmeliği durdurulması için Danıştay'da zaten bir dava açmış durumda.
Yani çok da fazla konuşmak doğru değil şu anda. Karar ne zaman gelir? Herhalde birkaç ay içinde bu karar gelir. Ondan sonra daha sıhhatli yorum yapmamız mümkün olabilecek. Ama vergi oranlarındaki artış mı daha çok etkili oldu bu tatbikat kararına kıyasla? Vergi oranları birden çok fazla arttı tabii. Yani Ekim ayında çok %20'lik bir vergi artışı oldu ki bu hepimize çok büyük bir sürpriz oldu. Çünkü daha 31 Aralık'ta olmuştu %10'luk bir artış. Yani biz 2010 senesini %30 gibi bir vergiyle, ki bu gerçekten çok büyük bir vergi artışı. Şu anda baktığınız zaman Avrupa'nın en yüksek vergisi bizde, bizim üstümüzde. İki tane İskandinav ülkesi var ki onlarda da kişi başına milli gelir işte 60 bin eurolar civarı. Ama tek bir umudumuz, Sayın Bakanımızın söylediği, 2011 yılında vergi artışı yok. Herhalde bu vergi artışları da artık hükümet nezdinde de bir bilinç oluşmuştur bu yükseklik konusunda. Çünkü siz vergiyi çok arttırdığınız zaman satışlar düştüğü için gelirler azalıyor. O zaman hükümetlerin koymuş olduğu vergi gelir hedeflerinde de sapmalar oluyor. O bakımdan artık bundan sonra bir vergi artışı beklemiyoruz, ümit ediyoruz.